Bir tane Samsung NP300E5E elime geçmişti. Bunun donanım sorununu hallettim de yazılımsal sorunu çıkıyor. Onun için bir gösterme yapayım sizlere. Bunu nasıl halledebiliriz? Göstereyim de sizlere. Güncel BIOS'unu açalım. BIOS'unu açtık. İlk önce burada ne yapacaksınız? Buradan şu Script Boot satın seçmişim. Burada Disablet CSM OS seçilmesi lazım. Bot şeyi geçiyorsunuz. Bu satıra geçiyorsunuz. Enter'ı tıklıyorsunuz. Fujitsu SATA'yı bunu seçiyorsunuz. Enter'e gerek yok ya falan. F10'a basıp ondan sonra tıklıyorsunuz. İse birazdan gelir. Şimdi buradaki amacım iki tane dosya, iki dosya uyumsuzluğu vardır. Mesela dosya uyumsuzluğu nasıl kaldırabilirsiniz? Bir tane dosya uzantısı MBR var. Bir de GPT var. MBR ise MBR seçeceksiniz. GPT ise GPT'yi seçeceksiniz. Ama nasıl seçeceksiniz onu size göstereceğim. Bu videoda çok fazla video çekmeyeceğim. Sadece nasıl yapacağını sizlere göstereceğim. Çünkü baya bir soru işareti oluşuyor bu yazılım format atma işinde. Hani mesela bir kişi hard disk'e atıyor. Mesela yerleştiriyor, ondan sonra formatlamıyor. Dosya uzantısı GPT yazıyor, SMBR yazıyor. Oradan format atamıyorsun. Bu yüzden ben de nasıl yapacaksınız onu size göstereceğim. Evet. Burada direkt geçiyorsunuz. İleri tıklıyorsunuz. Şu satır geldiğinizde Shift'e basıyorsunuz. Shift artı F10. F10'a tıkladığın zaman şey geliyor. Yöneticiydi. Peki burada ne yazıyorsunuz? Burada disk part yazıyorsunuz. Enter'ı tıklıyorsunuz. Bu satıra disk part yapıyorsunuz. Enter'ı tıklıyorsunuz. Hadi bir kere yazalım böyle. Disk part. Disk part. Part. Enter'ı tıklıyorsunuz. Bu çıkıyor. Ondan sonra list disk. List. Ondan sonra list. Tıkladığın zaman bir dakika. List, evet. List. Disk. Enter'ı tıklıyorsunuz da. Şimdi bu şekilde oluyor zaten. Bundan sonra enter'ı benim yazmama gerek yok zaten. Kısa bir video çekeceğim. Çok fazla videolarla uğraşmıyorum. John Word Selecik disk yazıyorsunuz. Selecik disk yazıp sıfıra tıklıyorsunuz. Enter'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra dördüncü adında clean. Clean yazıyorsunuz. Clean enter tıklıyorsunuz. Ondan sonra beşinci adımda convert MBR yazıyorsunuz. Ya da burada iki tane dosya uzantısı olacak. Birisi MBR olacak, birisi GPT olacak. GPT ise GPT seçeceksiniz, MBR ise MBR seçeceksiniz. Benim anlattığım şey de bu. Yani bu konu yüzünden format atamıyorsunuz. Ama bunu yazdıktan sonra mesela sorun hal oluyor. Zaten yükleniyor. Neyse, bu videoyu da böyle bitirdik. Hani bu çok soru benim başıma da geldi, bu tür birkaç tane cihaz. İşte format atıyorsun. Dosya uzantısı MBR yazıyor. Ya da GBT yazıyor.
Ha, bu sorunu böyle çözebilirsin zaten. Bu videoyu da böyle bitirdik.